Ah ah! Gitti gül gibi yenge. Ne yapalım? Allah'ın takdiri böyleymiş. Vallahi enişte önden gider diyordum ama hata bende. Ben niye kalbi olan insanları sana muayeneye gönderdim ki? Benim ne suçum var ya? Sus sus! Sen hiç konuşma. Alt tarafı eniştenin şekerine, tansiyonuna bir bak dedim. Bir hışımla odadan çıkıp hocaya söyle Yasin alsın gelsin deyince kadın da kocasına bir şey oldu sandı. Yığılıp kaldı, kalpten gitti oracıkta. Çok fenayım oğlum, gidiyorum ben, yetiş. Neredesin? Hastaneye gidiyorum oğlum. Ah ah! Bilerek mi yaptık yani sen de? Millet ne bilsin senin canım mesai arkadaşlarının adını. Bir de bilerek yapsaydın oldu. Hipokrat ters döndü mezarında. Hayır yani o değil de cenazede de bir damla yaş akmadı eniştenin gözünden. 40 yıllık evliyiz, ilk günkü gibiyiz falan diyordu. Atıp tutuyordu. Akşam Mevlüt'te elimde tepsiyle çay alır mısın enişte diyorum. Şu sandığın üstünde oturan yeşilli kadın kim diye soruyor bana. Yani yaşın gelmiş 80'e, Hakk'a yürüyeceğine annemi gün arkadaşı Mücella teyzeye yürüyordu. Sattım, saldık, bitirdik. Laf aramızda ben bir karı isterim. Ah bu erkekler, ah. Ha bu arada Mücella'nın da gönlü var gibiydi. Neyse ya boş ver. O değil de biz nikahta ne giyeceğiz asıl?